Konuya başlamadan önce önemli bilgiler. 1. Kök çakra, kabullenmek. 2. Sakral çakra, yaratıcılık. 3. Solar çakra, kararlılık. 4. Kalp çakra, sevecenlik. 5. Boğaz çakra, dürüstlük. 6. Alın, 3. göz çakra, sezgi gücü. 7. Tepe, taç çakra, sınırlandırılmamak. 8. çakra, parlaklık, ışıldama. Çakraları kapatan duygular. Merhabalar. Öncelikle bir önceki bu alanla ilgili ilk yayınımda göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve iyileşme adına atılan adımlarla gelen WhatsApp mesajlarınız, aramalarınız, yoğun talep beni gururlandırdı. Bu kadar çabuk açıkçası beklemiyordum. Bekliyordum tabii. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Gerçekten sorunlardan, sıkıntılardan kurtulmuş, iyi bir geleceği olan insanlara ihtiyacımız var. Artık bilinçli, farkında olan sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Böylelikle damlaya damlaya göl olacağız. Bu dünyayı daha yaşanır, daha güzel hale gelmesine vesile olacağız inşallah. İlgi alaka gösteren, bu damlalara adım atan, çoğaltan, güzel bir yaşam için ben de varım diyen canlar, hepinizi canı gönülden kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Güzelliklerle çoğalmak dileğim. Yayınla ilgili de öneriler aldım. Ses kaydıyla devam etmek önerisi daha mantıklı geldi bana da. Bu doğrultuda devam edeceğiz. Önceki videoda bazılarınız anlamış, evet, bir anda gelişti ve kayıt altına alma ihtiyacı hissiyatıyla oluşmuş bir çekimdi. Sonrasında yayınlama gereği duydum. İlkin böyle bir düşüncem yoktu. Dıştan pek uygun görmesem de, uygun değilim desem de, İç sesimle, duru görüyle daha çok hareket ediyorum. Bu bende doğuştan gelen bir yetenek ve bu doğrultuda yayınlama kararı aldım. Böyle olması gerekliydi, böyle oldu diyelim. Abone olan ve yayını beğenenleriniz için, arayan, mesaj atan, konuyla ilgilenenler için tekrar teşekkür ediyorum. Çakra ve aura'da merak ettikleriniz daha yoğun olarak gördüm. Ve bu yüzden bugün bu yayında, ses kaydında, çakra nedir? Aura nedir? Bu konuyu işlemek istedim. Sizlerin isteği doğrultusunda yine bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Çakra ve aura dedik. Kendini geliştirmek isteyen tüm bireylerin mutlaka bedensel, fiziksel, ruhsal ve zihinsel aktivitelerini çok iyi tanımlayabilmeleri için ve kişilerin bilgilerini tamamladıkça aslında yaşamındaki birçok şey tanımlayabildiğini sizlere göstermek istiyorum. Bu mümkün. Çakra ve aura hakkında bilgilendiğinizde sizler bunu çok daha iyi anlayacak, kavramış olacaksınız. Çakra nedir? Çakra, bir insanın bütün vücut meridyenlerinin içerisindeki var olan enerjiyi dışarıya, dışarıdaki kainatta bulunan enerjiyi de içeriye almaya yarayan enerji şartelleridir diyebiliriz. Her bir çakranın 4 yönü vardır. Öne, arkaya ve yanları olmak kaydıyla. Çakraların ön tarafları bizim gelecekle ilgili olan bilgilerimiz. Arkaya olan çakra yönü ise bireyin geçmiş yaşamındaki enerjilerin içeriye ve dışarıya akışı. Yan taraflarda bulunan çakra merkezleri ise kişinin şu anki durumlarının süreçlerini gösterir. Çakralar aslında vücut meridyenlerinin, yani organ meridyenlerinin çalışma fonksiyonlarına göre oluşturmuş olduğu bir enerji türbülansıyla ana çakralara ulaşır. Bildiğimiz 7 ana çakranın haricinde bir de 672 tane de aslında yardımcı çakra var. Çakraları bir enerji şarteli gibi düşünürseniz,
Yani evinizin içerisinde bulunan sigortalar gibi düşünürseniz, enerjinin fazla veya eksik gelmesi halinde veya herhangi bir aksaklık olması halinde nasıl o sigorta atıyorsa, çakralarımız da bedenimizin içerisinde yanlış duygu ve düşüncelerden kaynaklı olarak oluşmuş olan enerjilerde eğer ki bedene zarar verebilme ihtimali olduğu varsayılırsa veya girdiğimiz bir ortamda, bulunduğumuz alanda zararlı bir enerji olduğu olursa, çakra merkezleri vücut fonksiyonlarını korumak için kapanma eğilimi gösterirler. Aslında kapanmaktan ziyade daha çok merkezini değiştirirler diyelim. Bir çakra merkezi her an, her dakika kapanma ve açılma eğiliminde olabilir. Yani nedir bu? Siz güzel bir şey düşündüğünüzde çakra merkezleriniz dengede olur ve maksimum performansla, eğer dışarıdaki enerji yüksekse dışarıdakini içeriye, içerideki enerji yüksekse içerisindekini dışarıya doğru transfer ederler. Aslında çakra merkezlerimiz olmasaydı bizim içimizden dışarıya, dışarıdan da içeriye girecek olan enerjilerin hangi alanda, hangi ölçüde ve nasıl alacağımızı bilemediğimiz için sürekli yoğun bir mutluluk veya yoğun bir mutsuzluk, korku, kaygı anında yönetememek gibi birçok fonksiyon bozuklukları yaşardık. Bizim çakralarımız bildiğimiz 7 tane ve aynı zamanda daha ufak irili ufaklı yardımcı çakralar dediğimiz 672 tane yardımcı çakra olduğunu söylemek doğru. Her bir uzvun, her bir sinir ağının bağlı olduğu çakralar o sinir ağından gelen elektrik sinyalleriyle enerjiyi ölçümler. Aynı şekilde dışarıdan gelen enerjiyi de bedenimizde bulunan kıl kökleri aracılığıyla oluşmuş olan bir enerji coğrafi haritası olur. Ve bu haritanın içeriye ve dışarıya doğru akışı çakralar aracılığıyla sağlanır. 7 tane bildiğimiz çakra, yani kök çakramız, ikinci çakramız, göbek deliğinin iki parmak altında olan, üçüncü çakramız, göbek deliğimizin iki parmak üstünde, dördüncü çakramız, iki göğüs aramızda, beşinci çakramız, boğazda, altıncı çakramız, iki kaşımızın arasında, yedinci çakramız ise tepe noktamızda bulunur. 8. çakra diye tabir ettiğimiz şey aslında hemen boşluk alanımızdır. 9. çakramız da aslında kainat alanıdır. Bu da çakraların oluşturmuş olduğu titreşimsel elektrik ise bizim auramızı oluşturur. Yani bir insanın aurasına baktığımızda aslında çakralarının ne kadar sağlıklı çalışıp çalışmadığını görürsünüz. Bu sebeple aura ve çakra çok fazla tanımsal olarak karışmasına rağmen aura bütün çakraların toplamını gösteren bir haritadır. Bir insanın aurasının çok güzel olduğunu söylediğimizde aslında çakralarının ne kadar dengeli olduğunu söylemiş oluyoruz. Eğer ki bizim auramız olmasaydı dış etkenlere karşı korunma veya dışarıya karşı etkileme kabiliyetimiz olmazdı. Bizim vücudumuzda bulunan bütün uzuvların, hormonların, uzuvlarının 672 tane noktanın oluşturmuş olduğu enerji harmonisi ile ilgili olan çakraya gelir. O çakrada belirli bir devinim gerçekleştirir. Bu devinim dışarıya doğru akmaya başlar ve o akma bir insanın 1 santimden başlayıp 60 santime kadar büyüyen bir harmonisi vardır. Bütün çakralardan çıkan bu harmoni oluşturduğu halka daire veya çeşitli simetrik hareketler bizim auramızı oluşturur. Bu aura aslında
bize dışarıdan gelebilecek olan bedenli bedensiz birçok saldırıya karşı bir koruma görevi oluşturur. Aslında biz buna nur beden de diyebiliriz. Bir insanın çakraları kapanır mı? Aslında insanın çakraları kapanmaz. Çakralarının dengesi bozulur. Çakraların dengesi bozulmaya başladığında insanın ilgi olan, ilgi alakası olan çakrasının duygusal reaksiyonları farklılaşır ve kişi o alanı ile ilgili yoksunluklar veya fazlalıkları yaşıyor olur. Buna çakraların kapalı deriz genelde. Kapalı olduğunda veya iyi ise, dengede ise açık deriz. Bu konu uzun bir konu. Bir sonraki ses kayıtlarında çakraları sırasıyla işlemeye başlayacağız. Fakat şu an çakraları tam olarak anlamanızı istediğim için bu kadar detay anlatıyorum. Bazı yerleri de kısa geçiyorum. Onları çok önemsemeyin. Üst ana bilgi diyelim buna. Çakralar bir insanın ilgili olan alanı ile enerjisel davranışlarını belirler. Nasıl oluyor bu? Örnek vermek gerekirse, bir insan doğduğu andan vefat edeceği tarihe kadar sürekli olarak gelişerek büyüyen bir varlıktır. Bizim gelişimimizde gerekli olan enerjiyi biz çakralarımız aracılığıyla üretiriz ve ilgili olan şeye o enerjiyle bağlanırız. Eğer bizim düşüncemiz, duygumuz olsa ama motivasyonumuz, enerjimiz olmazsa davranış gösteremeyiz. Bizim çakramız bir olayın gerçekleşmesinde üçüncü sırada bulunan enerjiyi ve motivasyonu üretmekle görevli olan, bize bağlı olan aslında görebildiğimiz ve göremediğimiz enerji alanlarımızdır. Çakralarınız dengede olduğunda bakmış olduğunuz bir şeyi, görmüş olduğunuz, duymuş olduğunuz olayları daha stabil bir şekilde değerlendirip doğru kararlar verebilirsiniz. Fakat bir çakra merkezinizin dengesiz olması halinde yaşamınızda ilgili olan alanın enerji bozukluğundan dolayı bir olayı gerçekliğiyle idrak etmeniz zor veya anlaşılmaz hale gelebilir. Anlamsızlaşabilir. Örnek vermem gerekirse, bir insanın dördüncü çakra merkezinde olmazsa, yani eksi ve artı olarak düşünürseniz, o merkezinde olmazsa, yani sıfır merkezinde olmazsa, o zaman bir kişinin olaya manevi bakış açısında bozukluklar görürsünüz. Yani dengesi kaymış bir dördüncü çakra düşünün. Pardon. Pozitif değil, negatif anlamda dengesiz kaydığını düşünelim. Negatife doğru kayıyor. O zaman ne oluyor? Bir olayın manevi kısmını değil, sadece zihinsel kısmını görebilme yetisine sahip olacaktır. Örnek vermek gerekirse, 6. çakrada dengesi kaymış bir kişinin gelecekle ilgili umutlarında karamsarlıklar olduğunu, geleceğin onun için sıkıntılı olacağını düşünür. Negatif olarak. 1. çakrasında gereğinden fazla pozitif yüklü olan bir bireye baktığınızda da, bu da pozitif olsun, kendini bu dünyaya inanılmaz kaptırmış, bu dünyanın her türlü hazzını, zevkini yaşamaya kendini layık gören, doyamayan, bu dünyanın değerlerinden yararlanabilen, çok aktif, anne ve babasını içselleştirmiş, neşe dolu, mutluluk dolu bir insan görürsünüz. Burada da dengeyi fazla kaçırdığı için yaşamış olduğu bu fazlalıklarında dengelenebilmesi için mutlaka ara sıra ciddi inişler, ciddi sıkıntılar yaşama riskiyle karşı karşıya kalır. Yani bu hal
uçta yaşıyor, dorukta yaşıyor her şeyi. Bir anda bu pat diye aşırı derecede iniş yaşayabilir. Ani iniş. Ani zevk alıyorken bir anda tamamen zevksiz olma hali. Tamamen hayattan zevk alamama hali yaşayabilir. Çok mutludur. Bir anda öfke patlamaları yaşayabilir. Şaşırırsınız. Çok mutluyken nasıl bu kadar bir anda böyle nasıl oldu? Böyleyseniz mesela bir gününüz bir gününüzü tutmayarak yaşarsınız. Çakralarımız erkeklerde ve kadınlarda ayrı yönlere döner. Yani ne demek bu? Bu seviyede de eril dişil dediğimiz enerji kavramlarının birbirine çekilimi gerçekleşir. Örnek vermek gerekirse bu sistem nasıl oluyor? Erkeklerde birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci çakra sağa doğru dönerken kadınlarda bu çakralar sola döner. Kadınlarda ise ikinci, dördüncü ve altıncı çakra sağa doğru döner. Yani bu durumda ne olmuş olur? Erkeklerin birinci çakrası sağa doğru dönerken kadında sola doğru dönen bir birinci çakra gördüğümüzde bir tarafta sağa doğru dönen pozitif alan, kadınlarda ise sola doğru dönen pozitif alan gördüğümüzde birbirine karşı çekilen erkek ve dişli görmüş oluruz. Aynı ortamda bir de şöyle söyleyelim. Birinci çakrası bir kadının sola dönmesi gerekirken sağa döndü. Böyle bir zamanda da ne demiştik? Birinci çakrası sola dönmesi gerekirken sağa dönerse, erkeğin de aynı şekilde sağa dönerse birbirini iten iki insan görürüz. Bu yüzden evliliklerde erkek kendi görev sorumluluklarını ve erkeklik duygusunu, kadın kadınlık duygusunu vermesi alanında dişil olarak var olması gerekir diyoruz. Bu alma verme dengesi bozulmamalı. Çünkü kendi bulundukları alanda kadınsa kadın olarak tam olduğunda çakra merkezleri ilgi olan alanda doğru bir döngü sağlamış oluyor. Bir kadın bir erkeğin yanında erkek gibi köklenme, erkek gibi ait olma duygusunu bir erkek enerjisiyle yaşarsa, birinci çakrası sağa doğru dönmüş iki bireyin, kadın erkek, kendi aralarındaki birbirine aitlik hissinin olmayacağını çok net olarak gözlemleyebilirsiniz. Bu ait olmak diyorum ya, siz burayı anladınız. Çok ayrıntıya girmeden devam ediyorum. Çok uzatmamak için. Anladınız. İkinci çakra normalde kadınlarda sağa doğru döner, erkeklerde de sola doğru döner. Dolayısıyla burada ne olmuş olur? Aslında dişilik kavramı kadınlarda daha yüksek, üretme kabiliyeti daha yüksektir. Erkeklerde ise bu yönü daha zayıftır. Daha düz bakarlar. Üretme kabiliyeti daha azdır. Ve kadın üretir, kadın düşünür, erkek o düşünülmüş bir şeyi gerçekleştirir. Görev bu şekilde. Dağılım bu şekilde. Denge bu şekilde olması gerekli. İşte çakralar daha iyi anlayıp daha iyi idrak ettiğinizde sürecin aslında ne olduğunu, nasıl olduğunu daha iyi göreceksiniz. Bizim eril ve dişil kavramlarımız da aslında çakralar üzerinden dizayn edilmiştir. Hareketi çok olan bir bireyin eril enerjisinin yüksek olduğunu daha çok düşünen bir bireyde ise daha çok dişil enerjinin yüksek olduğunu anlarız. Sağa doğru dönen çakralarda erillik, sola doğru dönenlerde ise dişilik kavramı harekete geçer. Evet, burada sonlandıralım. Bundan sonraki ses kaydı yayınında birinci çakrayı, kök çakrayı
başlayarak diğer çakraları da sizlere aktarıyor olacağım. Sevgiyle kalın, hoş kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.